Başkan, bugün Çin konsolosluğunun önünde protesto yapıldı. Evet, bu protestonun amacı nedir? Protesto nasıl geçti, bu konuda bize bilgi verir misiniz? Tabii malum 2009 yılında Urumçi'de yaşanan katliamla alakalı bir eylem gerçekleştirdik. Bugün 5 Temmuz 2017, aradan 8 yıl geçti. Öncelikle Urumçi'de ve tüm Doğu Türkistan'da ve tüm Türkistan dünyasında yüce dinimiz için, vatanımız, bayrağımız için şehit olan kardeşlerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha yad ediyorum. Burada Alperen Ocakları'mızın öncülüğünde Doğu Türkistan Maarif Derneği'mizle birlikte 5 Temmuz Urumçi katliamının yıl dönümünde bir program tertipledik. Hamdolsun programımız çok yoğun, kalabalık geçti. Kardeş dava arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ilgi gösterdiler. Kendilerine ben buradan da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu kalabalık, bu ilgi şunun göstergesidir. Ne kadar zalim Çin, katil Çin baskı yaparsa yapsın, zulüm yaparsa yapsın, biz ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin davasından vazgeçmeyeceğini gösterir. Şimdi normalde Çin devletine baktığımız zaman, zalim Çin devleti, tamam artık biz bunları sindirdik, yok ettik diyorlar. Ama buradaki bugün yaşanan bu kalabalıkla yapmış olduğumuz eylem bir kez daha zalim Çin'in yanıldığını gösteriyor. Adalet er geç yerini bulacak. 1949 yılında nasıl zalim Çin Doğu Türkistan'ın özgürlüğünü ortadan kaldırdı ve biliyorsunuz 50 yıl sonra tekrar özgürlüğünüzü ilan edeceksiniz dedi. Aradan 18 yıl fazla geçmiş. Hala Doğu Türkistan özgürlüğüne kavuşamamıştır. Ve oradaki yaşanan zulümleri hepimiz yakinen takip ediyoruz. Şimdi bugün burada da söyledim. Oradaki yaşanan zulümleri izale ederek buradan götürdüğü heyetleri farklı, güzel, görkemli, lüks yerlerde gezdiriyorlar. Camilere ibadet yaptırıyorlar. Efendim çarşılarda, sokakta gezdiriyorlar. Ne diyorlar? Bakın zulüm yok. Bak bunlar da Doğu Türkistan'da. Onların iş yerlerine götürüyorlar. Halbuki onların aralarında davasını satmış insanlar da var. Allah onları da ıslah eylesin. Ben öyle diyorum. İşbirlikçiler de var. Şimdi biz bundan bir hafta önce bu kararı aldığımız zaman bir şey yoktu. 2 gün önce telefonlar gelmeye başladı. Özellikle Çin konsolosluğundan da Çinler gerek partimizi aramışlar, genel başkanı ziyaret etmişler. Başkanım size bir heyet yapalım, Çin'i gezdirelim. Bakın orada zulüm yok, Doğu Türkistan'da bir zulüm yok. Beni de dün aradılar, ya başkanım orada bildiklerimiz dışında farklı olaylar da gelişiyormuş. Aslında gidip görmek lazım. Ben de dedim başkanım, yani orada bize yapacakları şey alacaklar, heyetler haline getirecekler, gezdirecekler. Aynı nasıl ülkemizin bürokratlarına yaptıkları şeyi bize de yapacaklar. Dedik biz eylemimizi yapacağız. Davamız da kararlıyız. Sağ olsun genel başkanımız da dedi ki bu bizim olmazsa olmaz bir davamızdır. Sonuna kadar destekliyoruz. Onların yanında olmayacağız dedi ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimize başta Sayın Mustafa Destici Beyefendi olmak üzere Murat Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanımız Sayın Murat Aslan da çok selamlarını ilettiler. Bunları da buradan sizlerin aracılığıyla ileteyim. İnşallah bu dava bitmeyecek ve ben ümit ediyorum ki 10 yıl geçer veyahut da geçmez. 10 yıl içerisinde Doğu Türkistan'da özgürlüğüne kavuşacak. Türkiye daha güçlü, daha dinamik, büyük böyle birleşmiş bir Türkistan dünyasını oluşturacağız. Zulmün kökünü yok edeceğiz inşallah. Hep birlikte. İnşallah. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.